Evet, bir sual gelmiş. Yine onu baştan okuyacağız. O üçüncü şey. Evet efendim. Risale-i Nur'u yaşamak nasıl olacak? Mesela bizler görünüş itibariyle sünneti yaşıyoruz. İbadetlerimiz daha da takatül imkan yapıyoruz. Risale-i Nur'un bizden beklediği şey nedir? Ve bizler bunu yerine getirebiliyor muyuz? Yaşamak nasıl olmalı? Bence bir şey yapmış olmanın havasına girmemek lazım. Birinci şart bu. Yani biz bir şeyiz. Biz bir şeyiz. Bu havaya girmemek lazım. Biz hiçbir şey değiliz. Allah bir şey yaptırırsa bir şeyiz. Yaptırmazsa hiçbir şey değiliz. Evvela bu havayı, yani bu havaya katiyen girmemek lazım. Biz, biraz evvelki konuşmam, katiyen bir tefahür meselesi olarak görülmemeli. Katiyetle. Bu nurcular içerisinde hiçbir şeye yaramayan takım varsa biziz. Bunu çok samimi konuşuyorum. Bunu çok samimi konuşuyorum. Hepimiz kıldır kış. En iyimiz 40 tane kazıktan kopmuş gelmiş. Ve dikkat edin, bizim Mehmet Bey'den başka, bizim şeyden İlyas Çilesiz'den, Mehmet Bey'den gibi böyle antika adamlardan başka eski nurculardan da hiç kimse yok içimizde. Yani hepsi yeni mamulat. Ve hepsi 40 kazıktan kopmuş. Biz iyiliğimizden burada değiliz. Biz faziletimizden burada değiliz. Belki biz hiçbir şey olmadığımız için Allah bizi burada tutuyor. Çünkü Allah'ın kuvvete, kudrete, havaya, civaya ihtiyacı yok. Tükendiği yere veriyor Allah. Tükenen yere veriyor daha doğrusu. Tükenen yere veriyor. Yunus Aleyhisselam tükendi. Tuttular, denize attılar. Bitti. Deniz dalgalı, gece karanlık. Bir balık da geldi, yuttu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hiçbir ümit yok. Bütün sebepler bitti. Ancak sebeplere hükmeden kaldı. O zaman kendisine tecelliyat geldi. İbrahim Aleyhisselam aynıdır. Musa Aleyhisselam aynıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynıdır. Onlar bile, ki onlar zaten dünya yokken de, ama onlarda bile, o mertebede bile bir tükenişlik lazım. Bizim vasfımız tükenmiş olmamızdır. Allah'tan başka hiçbir melceğimiz yok, merciğimiz yok. Böyle kendi kendime bazen evde, Allah'ım senden başka hiçbir şey kalmadı, hiç kalmadı diyorum yani. Allah'ım senden başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bizi burada tutan bu. Hiçbir şeyimizin olmaması. Tükenmiş olmamız, bitmiş olmamız. Başından beri öyleyiz. Başından beri öyleyiz. Bizi burada tutan kuvvet bu. Sakın yanlış anlaşılmaz. En ufak bir varlık iddiası, davası, mevcudiyeti bizi öbürlerinin durumuna sokar. Hiç melceğimiz yok ha, hiç. Hiç el atacak yerimiz yok. Atmıyor zannetmeyin ha. Atmıyor zannetmeyin. Nereye el atsak başımıza koca bir toprak yığını yıkılıyor. Öyle elimizle tuttuğumuz ot da gelmiyor. Beraberinde bir toprak yığını geliyor kafamıza. Onun için buradayız. Tek kapımız var, tek kapımız. İkinci bir kapı yok. Bütün kapılar bize kapalı. Biz de kapısı kapanmayana döndük. Biz de kapısı kapanmayana döndük. Bizi burada tutan kuvvet bu. Ne yapalım? Kapısı kapanmayana dönelim.
Ala takatil imkan. Yaptığımız iş küçük bir iş değil. Yavaş yavaş yaptığımız işin de sevabı azalıyor. Geçenlerde bir sene evvelinden beri söylüyorum. Yavaş yavaş azalıyor. Çünkü bu artık biz zamanında Allah kuvvet verdi. Bu çemberi kırdık. Azmendire bu çemberi kırdılar. Ağır cezalarda sarık için mahkeme oldular. Degemelere gittiler. Bilmem ne oldular. Hapisler yattılar. Sürgünler, işkenceler gördüler. Dönmediler. Yılmadılar. Dik durdular. Allah durdurdu. Allah durdurdu. Şükrediyoruz ona. Ama nasıl durduk? Ama nasıl durduk? Sen gel duruşumuzun şeyini, faturasını bize sor. Bütün ümitler kesik, kapılar kapalı. Tek kapımız Allah. Tek kapımız Allah. Bence bu kıvamımızı bozmamamız lazım. Bence bu kıvamımızı bozmamamız lazım. Bu kıvamı bozduğumuz zaman inayet gider. İnsanların yardımına ihtiyaç olur. O da ya olur ya olmaz. Ne demiş? Demiş, komşudan gelen öğün olmaz. Olsa bile zamanında gelmez. Öyle bir laf var. Tam söyleyemedim. Bu böyledir. İnsanlara döndü mü iş, hiçbir şey olmaz. Yeter ki Allah'ın kapısını kaybetme. Bugün azimendilerin durumu bu. Yapılan iş çok büyük. Bir çığır açılmıştır. Allah bir çığır açmıştır. Ve bu çığırı açanlar daha bu gördüğüm insanlar ve şu dersi dinleyenler veya bu vaziyetteki adamlar. Tarihi hadiseler hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor. Öyle bir tarih yapalım diye ortaya çıkılmıyor yani. Hitler en aşağı 5-6 defa kat'i kesin ölümden kurtulmuştur. En aşağı. En bir defasında da artık öldü diye şey yapıyorlar. Bir çok ağır yaralı bir dul kadın evine alıp götürüyor. Yaralarına bakıyor, besliyor de tekrar sağalıyor yani. Bütün tarihi hadiseler böyledir. Tarihin şeklini, şemailini, gidişini değiştiren bütün hadiseler böyledir. Azimendi hadiseler gibidir. Onun için burada aceleliğe kapılmamak lazım geliyor. Ne yapalım, ne edelim, ne yapacağız? Biz kışlada bekliyoruz işte, bura kışla. Allah'ın bir kışlası bura. Gemisi. Bilmişiz, bekliyoruz. Bir hizmet olursa Allah yine bizden iyi akmak işte, akmak. Ha, sağın, yap. Tamam. Teslim olmuşuz. Allah'ın akmaklarıyız biz. Melekeler gibi. Onlar da Allah'ın akmağı. Yani ne yapacağız, ne de Allah verirse yapıyor, vermese yapmıyor. O şekil. Bizim durumumuz iyi netice itibariyle. Benim bu sözüme çok kızanlar olacak ama ister kızsın ister kızmasın. Durumumuz çok iyi. Tempoyu hiç bozmayın. Yine Ahmet kardeş, kolumu sallasam ne toplar oynar, neydi o? Toplar oynadı. Şu Elaziz içinde aczı kaynadı. Yaşasın azimendiler. Teslim olmadı. Tamam, devam. Bayati makamdan. Çok güzel. Bu da Sümani işte. Başka şeyden bahsediyor ama bizim işi söylüyor. Yakında temel biter diyor. İnşallah. Bu başka bir şey söylüyor ama bizim işimiz, buradaki işimiz başka. Bizim konuştuğumuza nasıl denk geliyor değil mi? Yakında temel biter diyor. Tamam inşallah. İstemeyenin gözü çıkar. Evet. Buyur. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Allah rahmet etsin, bizim Hacı Hakkı, Zonguldaklı Hacı Hakkı vardı. Sık sık bahsederim, o salavat getiren zat. Böyle güzel anlatırdı.
Bir medresede yine oturuyor. Dedi efendi, böyle candan anladı. Efendi dedi, geçen cumartesi başıma bir iş geldi. Dedim ne geldi Hacı Hakkı efendi? Dedi trene bindim, Karabük'e gidiyorum. Bu Zonguldak tarafı, yani o taraflar biraz asortiktir. Yani öyle çok fazla sıkıntıları yok. Efendi diyor, ben kompartımana bindim diyor, etrafım cinlerle doldu. Onun tabiri o, cinlerle, hepsi çıplak. Kalksam başka yer yok, ayakta dursam duramam. Tam bu sayfiye zamanı, Filyos'a gidiyorlar, bilmem ne diyorlar. Diyor, baktım, çare yok diyor. Allah'a sığındım efendi diyor. Külahı kafama çektim gözlerimin üzerine diyor, zikre başladım. Allah, 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 Allah. Cehri zikir, Kadiri kendisi. Efendi diyor, feyiz biraz kesilince gözlerimi açtım ki yanımdaki kompartımanlar da boşalmış. benim kompartıman boşalmış diyor. Yanındaki kompartımanlar da bir o taraftan bir bu taraftan boşalmış. Şimdi sünnet seniye böyle ha, sünnet seniye böyle. Şimdi sen sünnet seniyeyi yaptın mı? Yanındaki kompartımanlar da boşalır. Fazla emek çekmene lüzum yok. Sen zaten seni günahlardan muhafaza eder yani. Kıblenameli pusula gibi. Yani hak, maslahat. Çünkü Efendimiz yapmış da. Şimdi bu zamanda Allah Resulü'nün giydiği, bak hiçbir fazla bir işi yok ha. Fazla bir işi yok yani bunu herkes yapabilir. Öyle içinde alim, kamil, küllema, abid falan, sabahlara kadar namaz kılan falan filan gerek yok. İşte bizim Ahmet kardeş gibi böyle biraz da cisel olup sarık sarıp cübbe giyip bir de asa aldın mı, bir de numaralı havalı gezdin mi caddede, zaten yanındaki kompartımanlar boşalır yani. Kompartımanlar boşalır. Sana sıkıntı vermezler yani. Ne kadın kalır yanında, ne cüvelek, ne cin, ne cüvelek kalır. Biraz mizah ettim ama bu işin hakikati var. Sünnet seniye uydun mu, o sünnet seniye seni yanlışlara düşmekten muhafaza eder. Kıble nameli bir pusula gibi. Bu kıble nameli pusula da bir acip söylenmiş bir söz. Kıble nameli pusulalar ne zaman yapıldı? Yenidir. O kadar. Bu 1930'larda yazılmış bir eser. Yani şimdi pusulalar kıbleyi gösteriyor da. Bu 5-10 senelik bir mesele. O zaman böyle bir şey bilinmezdi yani. Evet.